Onurum, annem, babasız yavrum. İnternet fenomeni Mükremi Gezgin insanlar tarafında böyle bir eleştiri aldı deyince, "Aa, ben fenomenim" dedim. Benim ailem benim gibi başka bir evlat olsaydı, başka bir böyle birey olsaydı ip atıp asarlardı. O kadar trans bireylerimiz ailesinden kopuyorlar, ne hallerdeler. Bir kere tutun. O hamileliği nasıl yaptınız Allah aşkına? Bir erkek hamile kalamaz ki. Bir erkeğin zaten çocuğu olamaz. İnsanlar hani annelikten tamam konuşuyoruz, saygım sonsuz. Ama her anne de anne olmuyor. Ben anne aşığı bir insanım. Ben kendi anneme ölüyorum. Bir kişi bana zarar verip kral olmak istiyor şu an. Yaşadıklarımı biliyorum, çektiğim acıları biliyorum. Ya benim de bir annem var. Annem çok üzülüyor. Yani baba hasreti çekiyorum. Yani bir insan nasıl bir şey yapmak ister? Ben babama böyle bir kere sarılayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soracağım ama sizinle ilgili merak edilen sadece benim merak ettiğim değil, çok fazla şey var. Evet. Öncelikle şunu sorayım. Size nasıl hitap etmemi tercih edersiniz? Mükremin Bey? Mükremin. Mükremin. Evet. Ya ben öyle diyemiyorum ya. Mükremin Bey. Tamam, 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 tamam. Aslında talihsiz mi diyeyim, bile bile çağırdığınız mı diyeyim, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bir olay yaşadınız. Evet. Bütün bunlar planlı mıydı? Yani şu anlamda planlı mıydı? İşte ben böyle bir hayatımı bir süre böyle hamileyim paradüsüyle geçireceğim. İşte sonra işte bir hastaneyle anlaşacağız. Böyle mi oldu yoksa her şeyi bir tesadüf mü yönetti? Tesadüfler mi yönetti? Her şey bir kurguydu zaten. Başta başına kurguydu. Her şey zaten insanların da biliyordu. İnsanlar da zaten biliyordu benim yaptığımın kurgu olduğunu. Her şey bir kurguydu açık açık. Sonra? Mecazdı sadece. İşte insanlar sevdi bunu. Hani bu yaptığımı sevdi. Herkes alkış yaptı bana. 9 ay boyunca yolda gören herkes benim karnımı sevdi. Bütün anneler, bütün kadınlar karnımı öpüyordu yolda. Beni çok seviyordu. Hani hep alkış yaptılar. Ama son dakika gol yaptılar. Ama asla yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Şimdi hakkınızda bir soruşturma mı açıldı? Öyle konuşuyorlar ama bazı haberler yalan haber. Ha, soruşturma açılmadı. İnsanlar tarafından şikayet edildi. Edilenler var, evet. Ne diye şikayet ediyorlar? İşte şöyle şikayet ediyorlar. Dinimize haykırı, günümüze haykırı. Bunu başta şikayet etmeleri gerekiyordu. Madem sevmiyorduysanız başta alkış yapacağınıza dur diyebilirdiniz. Ama yapmadılar. Nerede büyüdünüz siz Mükremin Bey? Fikir. Hayır, nerede büyüdünüz? Ha, ben Ankara'da. Ankaralısınız. Evet, Ankara. Hep Ankara'da doğdunuz. Hep büyüdünüz. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Anneniz babanız ne iş yapıyor? Annenizi görüyorum TikTok'ta arada. Evet. Babam serbest meslek. Annem de ev hanımı. Tek çocuk musunuz? Hayır. Kız kardeşlerim de var. Ha. Evet. Sonra birden TikTok çıkınca siz TikTok'ta paradüler yapmaya başladınız değil evet. mi? Evet. Bir merak ettiğim bir şey sorayım. Oradan çok mu para kazanılıyor? Başarabilirsen bir şeyleri kazanabiliyorsun. Ya şans meselesi diyelim. Bu bir şans. İsteyen istediğine hediyeyle kazanıyoruz zaten. Başka bir şey yapamıyoruz. O canlı yayınlardan. Tabii sadece canlı yayınlarda para kazanabiliyoruz. Hediyeler vesaire. O videonuzun çok seyredilmesinin bir faydası yok. Kimin? Yani atıyorum oraya mesela bir dakikalık bir video koydunuz. Onun bir faydası yok değil mi? Çok sevdiniz. Zaten ben para için bazı şeyleri yapmıyorum açıkçası. Sadece ben tiyatro. Nasıl bir televizyon kanalında insanlar tiyatro çeviriyorsa, nasıl bir senaryo yapıyorsa, ben de TikTok camiası platformu, hani eğlence platformu olduğu için oraya bir şeyler sergiliyorum. Ha. Ne okudunuz Mükremin Bey? Ben lise bitti, bilişim. Bilişim okudum. Bilişim. Ha, hem de aslında bu işle ilgili okudunuz. Yani bilgisayar üzerine. Zaten hep hevesliydim ben. Ben önceden de fenomen olmadan önce de zaten böyleydim. Hep tiyatro. Tiyatro yani. Hep kurardım beynimde, onu icraat ederdim. Beynimde kurardım, icraat ederdim. Ha. Sonra bu hamilelik fikri nereden çıktı Allah aşkına? Bir anda oturuyordum. Bir anda. Ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim ya. Bir tiyatro yapacağım dedim. Bir kurgu senaryo hazırlayacağım dedim. İlk başta tabii ki bir korku oldu içimde. Hani bunu yaparsam acaba ne olur diye bir düşündüm. Ama atınca baktım milyonlar alkış yaptı. Herkes çok sevdi. Arabayla yolda yürüyemiyorum. Karşı arabadakiler alkış yapıyordu bana. Ne zaman onurumuz geliyor diye. Ama son dakika
Sadece gündem yaratmak için, unutulan isimler zirve yapmak için konuştular. Birçok insan da sizi eleştirdi bir yandan. Çok. Eleştirdiler. Çok şeyler yaptılar. Sonra ne hissettiniz? Yani mesela pişman mısınız? Hayır. Aslında soru bu. Pişman değilim çünkü ben bir tiyatro yaptım yani. Pişman olacak bir şey yok. Bir erkek hamile kalamaz ki. Bir erkeğin zaten çocuğu olamaz. Mantık yürütürsen zaten bir erkek hiçbir zaman hamile kalamayacak yani. Pişman değilim. Neyden pişman değilim? Evet, bazı annelerimize farklı algılandı. İnsanlar tarafından, bazı şeyler büyük isimler tarafından konuşulunca anneler belki farklı algıladı. Ama ben art niyetli bir şey yapmadım ki. Yapamam zaten. Ben kadınları zaten çok seviyorum. Ben zaten, tamam dış erkek görünüm olabilir ama ben zaten kadın bir insanım. Kendimi kadın görüyorum zaten. Size en büyük eleştiri kadınları aşağıladığınız yönünde mi geldi? Tabii tabii. Kadınları aşağıladınız, kadınları yerlere vurdunuz, çocuğu yıprattınız falan filan dediler ama... O çocuk tanıdığınız birinin çocuğu? Hayır, sadece ben klip çekiyordum. Klip için ücret verdim. Klip çekmek için otomatikman nasıl ekranlarda gördüğünüz gibi bir çocuğu kullanıyorlarsa... Hani ben yanlış anlamda değil, ben bunu olacağını bile tahmin etmiyordum. Hani bir klibe ücret verdim, işte öyle anlaştık falan. Bir kas ajansından buldunuz yani çocuğu? Yok, yönetmenler ayarladı. Ama işte onlar da gitti bir kas ajansından. Evet. Değil mi? Evet. Bulup annesi size... babası bile vardı çocuğun. Bir en büyük hayranlarım annesi babası. Annesi babası getirdi çocuğu sete tabii zaten. Tabii tabii. Tabii doğal olarak. Zaten galiba o kadar küçük çocuğun sette annesiz babası bulunması yasak değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Sonra birden olay bambaşka bir yere gitti. Evet. Ne hissettiniz? Farklı. Şöyle hissettim. İlk başta bir beynimin durduğunu hissettim. Ne oluyor dedim. Çünkü çok farklı sevenlerim var. Ben bunu biliyorum. Kitlem, küfür yazanlar bile yorumlarda, o insanlar bayılarak yolda fotoğraf çekilen insanlar zaten. Dedim ki ne oluyor? Ama düşünüyorum, bu bir film zaten. Neden insanlar başta tepki vermedi dedim. Zaten başta konuşan birisi oldu, tanınan birisi. Kendisi zaten yıllar önce televizyon ekranlarında çocuk gösteriyordu. Kendi çocuğu başka çocuğu reklamlara veriyordu ücret karşılığında. Bunları yapıyordu. Hani farklı bir şey konuşsaydı da kendini gündem yapsaydı keşke. Unutulan isimler konuşulmaya çalıştı. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ama size destek olanlar da çıktı. Kesinlikle. Hazal Hanım, Hazal Kaya bildiğiniz gibi Ediz. Yani sonsuz teşekkür ederim Hadise. Allah razı olsun gerçekten. Neyin ne olduğunu bilip o kadar savundular ki beni. Ve fenomen arkadaşlarım, Allah razı olsun. Mükrim Bey, siz bir dönemde evlilik prodüsü yaptınız. Evet. Değil mi? Evet. Sonra bu hamilelik evlilik prodüsünün arkasından geldi. Evet. Bütün bunlar bir sistem eleştirisi mi? Yani siz beni istediğiniz kadar kabul etmeyin. Ama ben sizin işte koyduğunuz kurallarla, koyduğunuz kurallara karşı geliyorum eleştirisi mi? Yoksa hayır, bunlar benim aklıma geliyor ve ben bunları yapıyorum. Yani içinde işte bir eleştiri var mı, yok mu? Yok, yapıyorum. Ben yapmaktan gurur duyuyorum. Çünkü ben içimdeki hissi yaşıyorum. Ben hayalindekini yaşıyorum. Ben hayalimde olanları gösteriyorum. Ve hepsi, tekrar diyorum, kurgu zaten. Ama hayalimi yaşıyorum diyebilirim. Sizi siz hamile parodisi yaparken de eleştirenler vardı. Çok. Çok farklı. Ama şöyle, ilk hamilelikte mesela tamam düetler oldu, insanlar düet çekti, insanlar linçlemeye kalktı. Neler etti. Ama bir baktım, yemin ediyorum insanlar bayıldı. İnsanlar benimle beraber gün sayıyorlar. Onur ne zaman geliyor diye. Ya bunu diyen insanlar, ben yine bir şey demiyorum. Sadece yani bir şey yaptılar, zannettiler kendince. Söylüyorum. Bundan sonra ne olacak peki? Bundan sonra ne olacak? Her şey devam edecek. Her şeyi devam ettireceğim. Normal bir hayat, yine aynı bir düzenim. Her zaman saygı çerçevesinde, insanları kırmadan, insanları aşağılamadan. Yani bu kadar gündem olacağını çok rica ediyorum. O kadar insanlarımız var.
O kadar zorluk çeken insanlarımız var ki hayatımızda. Neler var ya şu an? Gündem olacak kişi ben değildim. Ne insanlarımız vardı? Açlıkla terbiye olan insanlarımız mı var? Dolu. İnsanlar bakamıyor evlatlarına bile ya. Keşke bunları yapsalar. Ve insanlar hani annelikten tamam konuşuyoruz. Saygım sonsuz. Ama her anne de anne olmuyor. 3 gün önce bir tane anne bireyimiz diyelim çocuğunu aldı aşağıya attı. Yukarıdan aşağıya mesela. Hani anne ben art niyetli bir şey yapmadım. Bunlara konuşulması lazım. Onlara dur demesi lazım. Çocuk istismarları insanların hakkına girmek neler yapıyorlar? Dünyada ne canlı canlı kadını caddelerde yollarda yakan insanlarımız var. Kadınlarımıza ne eziyet çektiren insanlarımız var. Hani konuşulacaksa bunlara dur denilmeli. Halkımız bunlara bir dur demesi lazım ilk başta. Kaç doğmuşsunuz? 98. Allah'ım böyle yaşlar, böyle doğum tarihleri de var değil mi? Çok saçma. Ben 66 doğumlu olduğum için. Siz çok gençsiniz tabii. Teşekkür ederim. Kaç oluyor 98, kaç oluyor 2000? 24 yaşındasınız. 24 yaşındayım. Küçüksünüz daha. Evet. Mesela Türkiye'nin sosyolojisi giderek tutuculaşırken bu yaptığınız parodilerinden insan hiç ya bir dakika ya ben hani bu kadar tutuculaşan bir toplumda bunları yaparsam tepki görürüm. Bu çok fazla falan diye düşünmediniz mi hiç? Çünkü bunu yaptıktan sonra bunun gelme ihtimali şu yaşadığımız sosyolojide biraz fazla. Yani %70 ihtimal. Evet. Hiç aklınıza gelmedi mi? Ya da sizi hiç bir büyüğünüz uyarmadı mı? Anneniz demedi mi? Oğlum yapma. Yakın arkadaşınız demedi mi? Mükremin ne oluyor? Tiyatro. Herkes biliyordu. İnsanlar dediğinde insanlar bile diyordu ki... Aa evet, bak Mükremin başka bir şey bu. Evet yapabilirsin. Çok kişi yanımda oldu ama oldu. Bu durum başıma geldiğinde herkes bir anda sırt dönmeye çalıştı. Çok yakınım olanlar. Çok yakınım olanlar, Mükremin video çekek diyenler, her yere beni çağırmak isteyenler, her şey yapmak isteyenler bir anda durdu. E ama olsun, yine ben bir Mükremin gezginim. Her şeyin en güzelini yine yapacağım. Asla saygısızlık yapmadım. Hiçbir zaman bir anneye, bir kişiye saygısızlık yapmayacağım. Yapmam da. Çünkü benim de bir annem var. Ben anne aşığı bir insanım. Ben kendi anneme ölüyorum. Mesela böyle bir şey yok. Ve farklı bir anneye yapamam ben bunu. Yanlış bir şey asla yapmadım. Sadece insanlar yalan haber yaptı. Mükremin bugün tutuklandı. Ama asla. Mükremin şunu şunu yaptı. Yok öyle bir şey. Gerçekten hastane kapatıldı mı? Mühürlendi diye duydum. Sadece duydum. Ha, bilmiyorsunuz siz de. Bilmiyorum ben. İnsanları gördüm hastanenin önünde. Sadece ekran şeyde Instagram'da insanlar hep toplanmıştı bir şeyler yapıyordu gibi gördüm. Ha protesto eylemi. Herhalde. Ha ben onu okumamışım ha kaçırmışım ben onu. Öyle mi? Ben okumamışım onu. Kaçırmışım onu. Zor günler geçirdiniz muhtemelen. Yok. Çok dışarı çıkamıyorum. Şu anda da. Çıkamıyorum. Bir fobi mi geldi yoksa hani? Çok zor. Hiçbir şey dışarıda göründüğü gibi bu hayatta değil. Hiçbir şey değil. Gülme, eğlence bir yerde. Düşünün dışarı çıkamıyorum. İnsanların tepkisinden ne yapacaklar? Biri kral olmak istiyor şu an. Bir kişi bana zarar verip kral olmak istiyor şu an. Evet. Tanıdık biri mi? Hayır hayır herhangi biri. Ha. Evet. Size bir kötülük yapıp ünlü olmak istiyor. Tabii. Ha bu sizin tahmininiz ama. Tahminim ama ben hislerimde hiç şey yapmam. Hislerime güveniyorum. Yaşayacağım dediğim şeyi yaşadım çünkü. Ben bunu bugün yaşayacağım dediğimde yaşıyorum. Ben bunu görüyorum. Ha, ama bu korku zor. Tabii zor. Olmaz mı zor? Düşünün hani yürüyerek dışarıda gezemiyorum. Yanımda asistanım olur. Yani illaki birisi oluyor ve arabayla zaten. Nereye kadar böyle? Nereye kadar böyle? Bilmiyorum. Yani bilemiyorum. Böyle bir mantıksızlık yok. Sahip çıkmıyorlar zaten. Bir LGBT bireyine bu halk sahip çıkmıyor. Çıkmıyorlar. Bizlere çıkmıyorlar. O kadar trans bireylerimiz ailesinden kopuyorlar. Ne hallerdeler? Bir kere tutun. Bir kere tutun. İçini bilemezsiniz. İçte yaşadığını bilemezsiniz. Hani sadece dışa atıyorlar. Bir düşünün, senin de bir evladın var.
Senin evladının sonunun ne olacağını bilmiyorsun. Senin de sonunun ne olacak, kendi sonunu da bilemezsin. Allah bilir. Bunları bir düşünün. Artık bize bir sahip çıkın. LGBT bireyine biraz sarılın. O kadar insanlarımız ya. O kadar trans bireylerimiz ölüyor. Kafayı yiyorlar artık. Yapmayın. Onlara üzülüyorum. Çünkü ben de onların içindeyim. Aynı kaderi paylaşıyorum. Onlar benim arkadaşım. Onlar benim canım. Hani yapılmasın. Artık LGBT bireyine bir sarılılsın. Gerçekten. Halk bir düşünsün biraz ya. Gerçekten düşünsünler. Yemin ederim. Bak ayaklarım titriyor. Çünkü o an çok kötü oluyor. Hayatım gözümün önüne perde gibi geliyor. Yaşadıklarımı biliyorum, çektiğim acıları biliyorum. Ya benim de bir annem var. Annem çok üzülüyor. Şimdi beni aradı annem. Dua ediyor. Her şey yolunda mı? Ne yaptın? Ne ettin? Bak. Babanız yaşıyor mu? Yaşıyor. Evet, görüşüyor musunuz? 3 senedir yok. Görüşmüyorsunuz. Anneniz babanız ayrı anladığım kadarıyla. Değil mi? Bir. Beraberler. Ha beraberler. Ama annenize gidiyorsunuz görüyorum. Annem geliyor. Yine giriyorum ailemin içine ama ben babamdan utanıyorum. Çok zor. O kadar zor ki. Hani baba hasreti çekiyorum. Hani bir insan nasıl bir şey yapmak ister, ben babama bir kere sarılayım. Bir kere onu bir kokluyum. Hani baba çok farklı bir duygu benim için. Babamdan utanıyorum derken bu yanlış anlaşılır. Sanki siz babanızın öyle olmasına utanıyor musunuz gibi. Halbuki siz babanızın karşısına çıkmak mı utanıyorsunuz? Evet. Ha şimdi yanlış anlaşılır, aşağıya bir sürü yorum yazarlar. Doğru ifade gibi olmadı da o yüzden düzelteyim dedim, kusura bakmayın. Babanız da sizi görmek istemiyor anladığım kadarıyla. Hayır, babam hiçbir şeyimi bilmiyor benim. Nasıl? Hiçbir şeyimi görmedi. De sormuyor mu Mükrem'in nerede? Yok, konuşmuyoruz. Ama benim bu durumlarımı bilmiyor. Duymuştur. Hiçbir zaman duymadı. Duysa zaten... Hayır, şunu duymuştur. Bu kadar Türkiye'de olay oldu. TT listesinden 3 gün inmediniz Twitter'da. Babam dokunmatik bilmez ki, tuşlu telefona zor basıyor. Ama bir arkadaşı bir şey söylememiş midir canım? Yok. Ya benim babam hiçbir şeyimi duymadı. Duysa ilk başta eve gelir anneme tepki gösterir. Hiçbir şeyimi. Ne iş yapıyor babanız? Serbest meslek. Yani? Yani önceden galerisi vardı. İşte şu an amcalarımla beraberler. Hal bunlar işte. Amcalarınız da mı duymadı? Tabii yok. Duyan amcalarım oldu ve annemi arayıp dedi ki... benim dedi babamın ismini değiştirsin. Soyadın. Anneniz için de çok zor. Annem bana hayatta bu dayanamaz. Çünkü annem bensiz nefis kadın diyor. Ben sen olma bir ol, ben bittim. Ben olamam. Her şeyini kabul edin diyor. Annem benim için her şey. Ha bir de anneniz babanızı idare etmek zorunda, sizi idare etmek zorunda, aradaki tabii dengeyi kurmak zorunda, çok zor. Tabii. En zor durumda anneniz bence. Annem çok. Annem için her şeyi yaparım. Annem için her şeyi yaparım. Düşünün bir anne aşığı bir insanım. Hiçbir anneye saygısızlığım olmaz. Hiçbir anneye. Hiçbir zaman. Beni değil de annenin yoksulluğunu konuşsunlar. Bu tiyatrodan hiç mi bir şey çıkarmadınız? Hiç mi düşünmediniz? Bir kadının resmen hayatı ya. Bir kadının zorluğunu. Hüngür hüngür ağladım o tiyatronun içinde. Eşim beni bıraktı gitti. Ben çocuğumla kaldım. Bak tiyatronun içine bakın. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yanlış bir şey yapmadım. TikTok öyle bir yer ki dışarıdan anladığım kadarıyla... ben sadece arada geceleri yatarken... 15 günde bir kere ama bir takılıyorum mesela... 2,5 saat. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Acayip bir şey. Gerçekten bir bağımlılık. Şimdi siz TikTok'ta ünlü oldunuz. İşte insanlar sizi giderek tanımaya başladı, giderek tanımaya başladı. Oranın şöyle bir etkisi var mı Mükremin Bey? Hep dozu arttırmak zorundaymışsınız gibi hissediyorum ben. Çünkü bir süre sonra size alışıyorlar, size ilgi göstermek için siz de dozu bir tık yukarı çıkartıyorsunuz. Yine alışıyorlar, dozu bir tek yukarı çık, bir tık daha yukarı çıkartıyorsunuz, bir tık daha. Ve bazen de o dozun ölçüsü kaçıyor mu? Öyle bir şey oluyor mu? Şöyle oluyor. Yani tanındıktan sonra zaten her video çektiğinde insanlara alıştırıyorsun. Alışıyor insan. Mesela şu an video çekmeyeyim, bir beyinde kazılayım. Ama bir şey üretmem lazım.
Onun devamını getirmem lazım. Çünkü günümüzde fenomenler çok artık. Çok fenomen var. Her şey bir an yaşıyor, bir şey tutuyorlar, fenomen oluyor. Çok farklı bir duygu. Ama kitle değil benim için önemli olan. Tanınmam. Nerede nasıl ne yapıyorsun? Hani bir şeye evetsin dediğiniz gibi. Türetiyorsun, türetiyorsun, türetiyorsun. Bir şeyleri yapıyorsun. Ama işte orada her seferinde bir üst basamağa çıkmak zorunda mı hissediyor insan kendini? Evet. O duygu çok farklı insan. Evet. Şunu yapayım biraz daha üstte çıkayım diyor. Değil mi? Tabii tabii. Orada ölçü kaçıyor mu bazen? Efendim? Orada ölçü kaçıyor mu bazen? Yok ya. Sadece şeye üzülüyor insanlar. Mesela şahsen ben. Videom bakıyorum 10 milyon, 5 milyon, 20 milyon. Bir bakıyorum 1 milyon, 800 bin oluyor. Neden bu? Bir şey üretiyorum. Evet ben bunu yapayım. O bende de var YouTube evet. Videoları. O herkes de var. Evet. Yani hani bu işi yapan herkes de var son tahlilde. Ben de bakıyorum kaç seyrediliyor. 10 dakikada bir elim gidiyor videoya. Kaç seyredildi, kaç seyredildi. Evet. Yani bu işi yapınca rating gibi bir şey işte. Evet. Televizyonculuk yaparken ertesi sabah bakıyorduk. Şimdi anında görüyoruz. Çok evet. Kötü bir şey aslında. Evet. Bütün hayatınız buna endeksli değil mi? TikTok ama. Hayır, Instagram, TikTok. Sosyal medya ya. Evet, şarkım çıktı. 2000 oluyor. Şarkım şu an trendlerde 10. sırada. YouTube'da mı? Evet, YouTube'da. Aa, bakayım. Çok güzel bir şey yaptım. Ve şarkımda anlatıyorum zaten. Şarkımda bunu anlatıyorum. Bir klibimde bunu anlatıyorum zaten. Onurum, annem, babasız yavrum. Bunu zaten orada diyorum. Bir senaryo olduğunu insan zaten buradan anlar. Ben kadını aşağılamadım ki. Anneleri aşağılamadım ben. O hamileliği nasıl yaptınız Allah aşkına? Onu mu? Bir anda işte düşündüm. Hayır, hayır. Ben sizin bir fotoğrafınızı gördüm. Şimdi hani üstünüzde bir şey olsa diyeceğim ki karnında yastık var. Ama çıplak karnınızı gördüm. Bayağı kocaman karnınız var. Karnım aslında yok. Ben şişirince oluyor ve korse. Ha. Yapıyordum. Evet. Şişirdiniz yani. Şişiriyordum ve korse vardı. Yani o kadar olamaz ki. Hani o kadar çok olamaz. Değil mi? Evet. Ben bir ara dedim ki silikon falan mı bastı önce? Yok. Vallahi öyle düşündüm. Bundan sonradan ne bekliyorsunuz Mükrim Bey? Bundan sonra sürekli şarkılarıma odaklanacağım artık. Yeni yeni single'ler çıkaracağım. Güzel mi sesiniz? Sesim iyi. Fena değil. Sizi ne eğlendiriyor? Beni... İnsanlar sizin yaptığınız prodülere bakarak eğleniyorlar, kızıyorlar. Size karşı çeşitli duygular besliyorlar. Siz neyle eğleniyorsunuz? Ben aslında kendimle eğleniyorum ya. Başka bir şeye odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum. Ben bunu başaracağım deyip kendime bakıyorum. Ben kendim. Neye başaracaksınız? Bir şey yapacağım, bir şey üreteceğim. Daha çok olacak, daha güzel olacak. Ama bilemedim ki ben. Son dakika bir facia koptu, bir kötü oldu. TikTok sayfamı bir tek yurt dışı görebiliyor, Türkiye göremiyor. Kapattılar. Kim kapatıyor? Türkiye'deki TikTok mu? TikTok galiba kapattı ama hani isterse sıfırdan başlarım. Yine ben bir Mükrem'in gezginim. Açmadınız ama yine hesap. Açtım. Hemen 100 bin oldu. Ha, açtınız. Evet. Ya çok zor değil mi? Böyle bütün sayılar 100 bin oldum. O kadar sevdi böyle. Çok yorucu. Yorucu. Tabii canım çok ben çok neler yaptım. Ben resmen bazen ölümü göze alarak video çektiğimi bilirim. Dışarı çıktığımda bir adam, bir serserinin bana ne yapacağını biliyorum diyorum. Onu bir beynime kazıyorum ama bir şeyden de yok demiyorum, yapacağım diyorum. Hani bunu ben kafama koydum, bunu başaracağım diyorum. Hayır yani 1,5 milyonluk kitlem var ama kendi ana kitlem 20 milyon, 30 milyon. Milyonlarca kişi sayfamda. Herkes alkış yapıyordu. Tüm herkes yorumlarım keşke sayfam açılsa bir görseler. Tüm Türkiye alkış yaptı bana Mükrem'in. Aha bugünün kaldı, 3 günün kaldı, 2 günün. Beni herkes çok sevdi. Kapımın önüne sadece diyorum ki bugün ben aşerdim kiraz istiyorum. Kapımın önüne kirazlar getirdiler. Bak düşünün. Kaş aldırmaya gidiyorum. Kadın bana diyor ki üzülme diyor. Az kaldı diyor. Sen ne yapacaksın o kocayı diyor. Ya nereden ben doğruyum zaten? Ben bir tiyatro yapıyorum. Ama siz de onu belli ki devam ettiriyorsunuz kadına karşı. Evet. Değil mi? Diyorum az kaldı.
ben yapıyorum. Ha? Söylemiyorum hani birine söyler diye. Tabii. Söylemiyorum. Siz de onu devam ettirince tabii bu böyle böyle ürüyor anladığım kadarıyla. Evet. Peki sahne... Şey Murat Bey gibi anladığım kadarıyla sahneye çıkacaksınız. Murat Bey gibi sahneye çıkacağım. Evet yani ben de sahneye çıkacağım Murat Bey gibi. Zaten hep insanlar düet yaparken Murat Öviç Mükremin çok bence o. Kendi kalemindeydir. Ben kendi kalemindeyim. Hani kendisine severim. Konuşuyoruz da zaten. İyi bir insan ama sadece şunu söylemek istiyorum. Bir insan ne kadar da olsa başına bir ufak bir sıkıntı da gelse bir kişi arayıp da der ki geçmiş olsun be Mükremin. Herkes videosunu silmeye kalktı benimle. Aa. Sayfasından kaldırdı. Herkes bakıyorum videolarımı siliyor. Ya diyorum ki benim şarkım çıkacak. Single'ımı paylaşır mısınız story olarak diyorum bak. Kanka hemen paylaşıyorum diyor kapatıyor tamam yok. Hiçbir reklam yapmadan 500 bin oldum iki günde. Ve trendlerde 10'uncuyum. Kimseye ihtiyacım yok. Ben başardım. Başarırım. Her şeyin en güzelini de yapacağım. Ben bunları biliyorum zaten. O TikTok dünyasında çok ağır bir rekabet mi var Mükremin Bey? Tabii. Olmaz mı? Herkes çekişme. Çekişme. Dedikodu. Evet. Özel hayatta da arkadaş mısınız? Tabii benim en yakın arkadaşlarım. Tabii Eylem, Anıl özellikle. Gizemler var, Hazal Sönmez. Hepsi yani çevremde arkadaşlarım. O ağır rekabet şartlarına dayanmak da zor Mükremin Bey ya. Çünkü mesela insan ne için rekabet ettiğinizi de bilmiyorsunuz bir yandan. Evet. Para için değil, ne için? Para için değil ama hani... Ya gündem. Mesela 10 ay boyunca tek gündem bendim. Tek. Resmen TikTok'u sinema yapmıştım. Uygulama sinemaydı. Kimse yoktu. Ya böyle bir şeydi ya. Alıştırıldı, çok alıştım. Hani alıştım. Yani ben çok yani üzülüyorum insanların bunu yapmasına. Niye biliyor musunuz Erman Bey? Sadece şu, bak yemin ediyorum, tekrar söylüyorum. Hani başta ben elime bir çubuk aldım. Aa ben hamileyim dedim. Ben kocamdan ayrıldım, hamile kalmışım dedim. Bak bunu dedim. Orada bu durumu yapsalardı, evet bunu bir Türkiye zaten kaldırmıyor derdim, susardım. Ama çok sevdiniz beni. Beni çok sevdiniz. Ününüzü kaybetmekten korkuyor musunuz? Yok. Şöyle, kaybedersem... çok yıpranırım. Çok. Çünkü her şey... Ben... Şimdi artık insanlar biliyor Mükremin bunu yaptı, şunu yaptı. Ama ben başaracağım. Allah'ın izniyle. Ama korkuyorsunuz bir anda. Tabii olmaz mı? Bu her insanda olur. İçinde bir şey olur. Düşünce illaki girer. Ama... Şöyle bir şey, ben üretirim. Ben üretirim, ben yaparım. Çok güveniyorsunuz kendinize. Kendime güvenim çok. Benim ailemin yapısı çok farklıdır. Benim ailem benim gibi başka bir evlat olsaydı, başka bir böyle birey olsaydı ip atıp asarlardı. Kabullenmezlerdi. Bir tek ben. Bir de ailemde de. Benim akrabalarımda da var. Evliler. Dışarıda görsen bana laf söylüyorlar. Evli çocuğu var ama bir görsen benden beter. Yemin ederim ya. Bak bundan nefret ediyorum. Saygın olsun. Saygın olsun. Sadece kardeşim tamam. Şöyle desin sussun ama sen bana hakaret ediyorsun. Orada burada bunu ama benden zırılsın. Yani özür dilerim. Estağfurullah. 24 yıllık hayatınızda keşke keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz bir an var mı? Var tabii, olmaz mı? Sadece ben birini çok sevdim 16 yaşından belli ve hala. 16 yaşında değil mi çocuktum? Hiçbir şeyin farkında değildim, okula gidiyordum. Aile korkusu vardı ama o kadar seviyordum. Her şeyi göze aldım. Bu dedim. Sustum. 6 sene perde açmadım. Perde açıp ben sosyal medya bilmiyordum. İnsanlara bakarken dalga geçiyordum. Ben geçiyordum. Gülerdim. Aa bu bugün yapmış. Merak ediyordum. Yarın bu bunu ne yapacak diyordum. Bak yoruyordum. Bilmezdim. TikTok'muş, oymuş, buymuş. Asla hayatımda yoktu. Ve hiçbir zaman böyle bir güne geleceğim. Yani o an onunla beraberken düşünmedim. O şu an başka bir yerde.
bir anda TikTok çektim ve patladım. Hani o en büyük şeyim oydu. Çünkü ben ya bırakamıyordum. Bu bende bir bağımlılıktı. Kapı dışarı çıkamazken çok dayak yiyordum. Armağan Bey, bıçak buralarım. Hani çok zarar verirdi ama çok seviyordum. Hani o an ne oluyor diyordum. Bak ağlıyordum, çık git diyordum. 5 dakika sonra nereye gitmiş diye ağlıyordum ya. Ondan sonra şu an yok ve bir anda böyle oldu. Aslında sizi o saplantılı aşktan TikTok kurtardı bir yanıyla. Evet, TikTok. Zaten kafayı yiyordum. Ben zayıftım, hani kendime aynaya bakamıyordum. Yani her yerim ilk öyle bir kötüydü. Çok zayıftım. Armağan Bey çünkü hani diyordum ki Allah'ım artık ne olacak? Bu kalp unutamıyordum ya. Armağan Bey böyle bir acı yoktu. Hani ailemden onun için hani ayrılıp onun yanında kalıyordum. Babamları kandırıyordum okula gidiyorum diye. Ama yok. Yok ama. Şimdi? O bambaşka bir hayat kurdu kendine. Şimdi bambaşka bir hayat kurdu kendine. Benim onunla hayallerimi gerçekleştirdim. Bir gün bir gelinlik yiyeceğim derdim. Ama hiçbir zaman bir evladım olmayacağını biliyorum zaten. En büyük acım bu. Ben çok isterim. En büyük hayalimdir evlat. Ama biliyorum olmayacak. Çünkü ben LGBT bireyim. Ben buyum. Bir kadınla evlenemem ki ben. Bir kadınla hayat süremem ben. Bugüne kadar en mutlu olduğunuz an hangisi? Bugüne kadar en mutlu olduğum an hangisi? Bugüne kadar en mutlu olduğum an... işte fenomen olmam. En mutluluğum oydu benim. En mutlu günüm. Nasıl anladınız mı? Nasıl biliyor musunuz? Eleştirebilirsiniz ama asla yargılayamazsınız dedim. Bir video attım. Lahanalarımı insanlar sevdi. Lahana yiyişlerimi. Ha siz lahana yiyin. Evet. Onu çok sevdiler. Bir anda patladım. Uyuyordum. Sabah uyandım. Bütün her yerdeyim yine aynı şekilde. İnternet fenomeni Mükremi Gezgin insanlar tarafından böyle bir eleştiri aldı deyince ben fenomenim dedim. Ay ben ne yapıyorum dedim ilk başta. Ama dedim ben fenomen olmuşum. Hayalim değildi ki. Ben bir ev kadınıydım. Evimdeydim. Yemeğimdi. Aşımdı. Oturuyordum. Eşimi bekliyordum. O zaman sevgilinizle beraberdiniz. Hayır asla beni öldürürdü. Ben hiç o zaman yapar mıyım TikTok? O gittikten sonra. Onun... Eşi aramadı mı sizi çok ünlü olunca? Yok yani yok arayamaz. Ne yüzü arayacak ki? Nasıl arayabilir beni? Benim hayatımı çaldı. Beni nasıl arayabilir? Beni benden aldı ilk başta. Hani hep beni kandırdı. Hep onun yanında dayak yediğimde bir kere anne diye ağlardım. Bir telefon çalardı, annem arardı. Sen iyi misin derdi. Rüyama giriyorsun derdi bana. Yemin ediyorum. Siz bir yanınızda çok cesur bir insansınız ha. Çok. Çok. Her şeyi göze alıyorum. Her şeyi. Yani niçin? Alırım ben. Bak Armağan Bey yapım çok farklıdır. Bak bir düşünün seni çok rica ediyorum. Bu dediğiniz şeyleri başkası yapsa mesela bu hamilelik olayına falan. İnsan bir kere değil 10 kere düşünür. Aileyi, akrabayı, eşi, dostu, dışarıyı. Ama ben burada oturduğumda ben bunu yapacağım dediğimde beyinsel yapıyorum. Hissiyat beni götürüyor. Hissediyorum bu olacak diye. Bir telepatik güçleriniz var gibi evet, mi? Evet. Öyle mi? Evet. Ne mesela? Düşünce. Düşünce gücü. Düşünce. Bir an mesela oturduğumda mesela hiçbir şey olmuyor ortada. Mesela ben şu kabloyu aldım diyorum. Onu aldım onu yapacağım. Bitti. Benim inandığım şeyler değil o yüzden. Armağan. Ben öyle şeylere çok inanmıyorum. Bekliyor musunuz herhangi böyle hani şimdi siz tedirginsinizdir ya. Kapı çalsa ay polis mi geldi, ay soruşturma mı geldi falan diye tedirgin oluyor musunuz? Bir gün... Arkadaşlarımla beraberdim. İstanbul yine buradaydım ama korkuyordum. Ay diyorlar ki bana telefonundan diyorlar polis vuracak burayı gelecek. Anam dedim ben ne yapayım? Kapıya dedim bir vursa ben bittim. Hani korku var nezarete beni atacaklar ben ya döverlerse düşündüm. Yemin ederim. Ama çok kötüydüm. Arkadaşlarım yanında yukarıdan ses geliyor. Aha diyorum biri geldi. Bak yemin ederim korkuyorum. Ama ürperti girdi. Çünkü her yerde kendimi görüyorum. Savcılık dediler. Cumhurbaşkanı seni şikayet etmiş dediler. Dedim bitti.
Hani bu kadar ne yaptım? Ben ne yaptım dedim. İnsanlar niye televizyonda tiyatro yapıyor o zaman? İnsanlar televizyon ekranlarında kadınla, erkekler kadın rolü alıp da bebeklerle neler çekiyorlar? Ben bir tiyatrocuyum. Bu senaryo. Korku vardı tabii ki de. İlk gün benzinliğe gittik. Nasıl oldu? Hayır, ikinci gün. Arkadaşlarımla arabanın içindeyiz yine. Kapının önünde arabaya bindim. Sadece benzinliğe gidip geleceğiz. Benzinin önünde durduk. Yanımızdan geçen araba bir baktı. Bana bir laf söyledi. Adam, bilmem bu dedi, bunu savcılık almadı mı? Dedi. Dedim, ne oluyor? Çok ağladım. İlk çok ağladım. Hani yanlış bir şey yapmadım. Her şey bir uyduruk bir şeydi yani. Tiyatroydu. Yanlış bir şey yaptım. Peki Mükremin Bey. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bundan sonrası sizin için daha kazasız, belasız ve daha mutlu olur. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. İyi ki varsınız. Sağ olun.